regüler yüzeyler konusunu ifade edeceğiz. Ee, regüler yüzeyler lokal yüzeyler kavramından daha kapsamlı ve daha zor bir bölümdür. Ee, böyle bir e, kavramı regüler yüzeyi, bir kümeyi regüler yüzeyi bir alt kümedir. Böyle bir alt kümeyi e, tek bir lokal yüzeyle, tek bir e, fonksiyonla regüler ve birebir bir fonksiyonla tanımlamak her zaman mümkün olmayabilir ki bunu karşılaştık mesela küre yüzeyi ya da tor yüzeyi tek bir fonksiyonla bu yüzeyleri eksiksiz bir şekilde tarif edemeyiz aslında yapılan işi şöyle ifade edelim birkaç lokal yüzeyin birleştirme işlemidir şimdi lokal yüzey kavramının bir diğer adı da yama Dolayısıyla aslında yamaların birleşimiyle yüzeyi eksiksiz matematiksel gerçeklerle uyumlu bir şekilde örtme işlemidir, yamalama işlemidir. <laughs> Yalnız lokal yüzey tanımı regular ve birebir lokal yüzey tanımı oldukça yalın, sade ama regular yüzey biraz daha zordur ama ifade edelim. Bu arada söyleyeyim ki regüler yüzey kavramı ee, aslında manifold e, kavramının kısmen, yani çok küçük bir farkla, e, iki boyutlu manifold kavramının bir bakıma e, bir tanımı gibidir. Manifold nedir diyecek olursanız onu bir sonraki matematik geometri derslerinde e, göreceksiniz. Sadece bir kulak dolgunluğu manifold kavramı bir kalsın aklımızın bir yerinde. Neyse. Şimdi R'nin herhangi bir alt kümesini alıyoruz. M ile gösteriyoruz. U da R'nin düzlemin bir açık alt kümesi olsun. Şimdi U'yu dikdörtgensel seçebiliriz. Evet burası U bölgemiz olsun. Sonra şurası R'n olsun. Evet. R'nde bir M kümesi seçiyoruz. Evet. M içerisinde bir P noktası ve P'yi içeren bir V komşuluğumuz. Elimizde mevcut ve şuradan şuraya tanımlı da bir X dönüşümümüz var. Evet. X dönüşümünün tanım kümesi gördüğünüz gibi U. Değer kümesi V ile M'nin arakesi. Tabii V dediğimizde aslında V, R'nde bir P noktasının bir komşuluğu. Dolayısıyla şu küme şu ben şu V'yi biraz daha büyük yapabilirim aslında. Evet. Burası P noktası. Şurayı da V ara kesit M olarak gösterebilirim. P'nin normalde komşuluğu ve fakat yüzey içerisinde kalan bölgeyi ve ara kesitme ile gösteriyoruz. Şimdi bu x dönüşümü tanımadığımız x dönüşümü aşağıdaki özellikleri sağlıyor ise biz m'ye regüler bir yüzey diyeceğiz. Tabi bu her bir nokta için her bir noktayı içeren komşuluk için geçerli olacak. Hemen bir şartlarımıza bakalım. x bir regüler lokal yüzey. Yani x düzgün olacak. Diferansiyel ne nedir olacak? Regülerlik şartı ne? Jacobian matrisinin rankının 2 olması. Bu şartın anlamı x'in düzgün. x düzgün. Ve Jacobian matrisinin rankı 2. Tamam. Şimdi şuna bakalım. x bir homomorfizm olacak. Topolojik bir kavramdır. Yani ee, sürekli bir ters fonksiyona sahip. Kendisi de sürekli ters fonksiyona mevcut. Yani birebir bir örten ve tersi olacaktır. Ee, tabii to topolojik bir eşlik yaratıyoruz bu arada. Yani e, yüzeyin her bir lokal parçası R2'ye topolojik olarak eş olacak. Yani açıklıklar, kapalıklar topolojik hangi özellik varsa invariant kalacak. Tamam. Eee ve ayrıca W RM uzayında V ara kesitmeyi içeren bir açık alt küme olmak üzere şöyle şunu da şöyle ifade edelim. Burası da bizim W'muz olsun. W da yine R n uzayının alt kümesi. Dolayısıyla X üzeri eksi 1'in tanım kümesi elbette ki şu ara kesitten uya olacaktır. W bu ara kesti içeren bir açık alt küme ise aslında x üzeri eksi 1 şu ters kümeden R2'ye giden dönüşümün sürekli bir dönüşümün V ara kesitme üzerine kısıtlanmışıdır. Şimdi bu bunu böyle yazmamızın sebebi arkadaşlar biz şu an yüzey üzerinde ikinci şartı ifade ediyorum. İkinci şartın önemli kısmı homeomorfizm olmasıdır. Aklımızda kalması gereken kısım homeomorfizm olmasıdır. Şu öyle ikiden kısmı biraz daha analizsel bir kavramdır. Niye diyeceksiniz? Çünkü biz manifold üzerinde hani sonuçta x üzeri eksi birini dikkat ediyorsanız ara kesit e, e, tanım kümesi şu ara kesit noktaları, yüzey üstündeki noktalar. Fakat biz yüzey üzerinde kalkülüs yapmayı henüz bilmiyoruz. Yüzey üzerinde bir fonksiyonun sürekli olmasını henüz bilmiyoruz. Yüzey üzerinde bir fonksiyonun diferansiyel olmasını henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla şu bundan sonraki cümle analistel kavramdır. Ama şunu biliyoruz. İşte f e, e, bir sürekli bir e, fonksiyon ise o zaman onun e, bir kendi bir alt küme üzerine kısıtlanmışı da sürekli olacaktır. Yani fonksiyon sürekli ise her noktada süreklidir. Dolayısıyla bu alt kümeye kısıtlanmışı da Sürekli olan tamamıyla analizsel bir kavramdır. Özetle regüler yüzey olması için her bir noktasını içeren bir komşulukta e, x u'dan v'ye bir homomorfizm olacak. x bir regüler lokal yüzey olacak. Ve e, şartlarımız bunlar. Bu kadar. Şimdi bu e, regüler lokal yüzeylere bir lokal harita ya da lokal koordinat sistemi adı verilir. Bu tanımladığımız x regular lokal yüzeylere p noktasının bir komşuluğunda evet bir lokal harita ya da bir lokal koordinat sistemi adını veriyoruz. Evet. Şimdi bir mız var. Bundan sonra birkaç tane lemmalar var. Bunların hepsi e, arkadaşlar yüzey üstünde kalkülüs yapabilmenin altyapısını e, hazırlayan lemmalar olacaktır. Basit basit ifade edelim. E, w, Rn uzayında bir açık alt küme. Evet şurada bir Rn uzayımız olsun. W burada bir açık alt küme olsun. Evet. Ee, G de W'dan GW üstüne bir difomorfizm olsun. Tamam. Bir de burada neyimiz var? RM uzayımız var. Şuradan şuraya bir G fonksiyonu tanımlı. Hemen burada G W alt küme RM şöyle bir e, fonksiyon tanımlıyoruz. Eğer yüzey üstündeki noktalar W'nun bir alt kümesi ise ya da W'ye eşit ise. Yani W dediğimiz küme yüzey üstündeki noktalardan ibaret ise o zaman g bir difeomorfizm olduğu takdirde g bir difeomorfizm olduğu takdirde eğer M bir regüler yüzey ise o zaman GM de bir regüler yüzeydir. Yani yukarıda verdiğimiz regüler yüzeyin birinci ve ikinci şartları bunun için tanımlı ise artık bunun için de tanımlıdır. Şimdi çok önemli bir lemadır arkadaşlar. Bu size bir regüler yüzey elde etme metodu verir. Yani senin elinde bir regüler yüzey varsa bir de bir difeomorfizmin varsa difeomorfizm nedir? Difeomorfizm de yine içerisinde bir topolojik e, invariantlar içerir. Ayrıca ayrıca bir taraf difeomorfizmin katlığı şudur. Bir taraftaki diferansiyellenebilirliği kalkülüsü bir başka tarafa taşıyabilirsin. R'nde ki kalkülüsü R'ye taşıyabilirsin. R'ndeki kalkülüsü yüzeye taşıyabilirsin. Difeomorfizmin katkısı budur. Evet elinde bir regüler yüzey ve bir difeomorfizm varsa bir başka regüler yüzey elde edebilirsin. Şimdi ispatına bakalım. Evet. Tabi difeomorfizmi hemen hatırlayalım. Difeomorfizm düzgün bir dönüşümdür kendisi. Ayrıca birebir örtendir. Tersi vardır. Ve tersi de bir düzgün bir dönüşümdür. Şimdi m regular bir yüzey ise o zaman x m üzerinde bir lokal yüzey olsun. Ne demek yani? Biz r 2de evet burada bir u dönüşümü al alırız. Burası r 2 olsun. Ben buradan buraya bir x tanımlarım. Güzel. Ee, ve x de e, bu eğer bir regular yüzey ise x dönüşümü bir regülerdir ve birebirdir. Ee, şimdi dikkat ederseniz Arkadaşlar x U'dan hareket ediyor, M'ye geliyor. M R'nin alt kümesi G de M'yi R'nin alt kümesine götürüyor. Dolayısıyla G bileşke x dediğimiz fonksiyon nereden nereyedir? Tanım kümesi U'dur. Bakın x önce x'ten hareket ediyoruz. Buradan R'ne sonra R'ye geliyor. Dolayısıyla tanım U, görüntü kümesi R'm şeklinde bir dönüşümdür. Şimdi x diferansiyel g y diferansiyel denebilir, 2 diferansiyel fonksiyonun bileşimi yine diferansiyel x'in tersi var, g'nin tersi var. İki tane tersi olan, birebir örten olan fonksiyonun birleşimi de birebir örtendir. x'in tersi diferansiyel denebilir, g'nin tersi diferansiyel denebilir. O zaman biz ne diyoruz? Eğer bunlar böyle diferansiyel denebilirse g bileşke x'in de tersi mevcut ve diferansiyel Şimdi bunlar elimizdekiler. bu elimizdekiler bize x dönüşümü keyfi olduğu için g m kümesinin de arkadaşlar g m kümesi burada g w'nun alt kümesidir ya da kendisine eşittir. Yani keyfi bir Regüler yüzey tanımındaki bir ve ikinci şartları sağlayan dönüşümü verir. Dolayısıyla ispatımız da gerçeklenmiş olur. Elinizde bir regüler yüzey ve bir difimorfizm varsa ondan bir başka yüzey elde edersiniz. İşin özeti budur. Devam edelim açıklamalara. M regüler yüzeyi içinde, yüzeyin kendi içinde. Yeni regüler yüzeyler bulabiliriz basit metotlarla. Örneğin, V bir M regular yüzeyi içinde bir alt küme olsun. Eğer V M ile R n uzayının bir açık alt kümesinin kesişiminden ibaret ise, M regular yüzeyin bir açık alt kümesi adı verilir. Şimdi hemen ifade edelim arkadaşlar. Şurası bizim R n uzayımız olsun. Burası bizim R en uzayımız. Evet, yine bir M yüzeyimiz var. Tamam. Ee, v de şurada bir açık alt küme olsun. Evet. Eğer diyoruz ki, eğer V M'nin bir kümenin ara kesti. mesela ona V tilde diyelim ve V tilde açık bir küme ise, açıklıktan kastımız ne? bu R'nin alt kümesi? E, açıklıktan kastımız nedir? V tilde Rn uzayının metrik topolojisine göre açık kümesidir. Öyle x1 xn'lerden oluşmuştur ki bu kümeyi de mesela bu sıralı n'liği de hatta şöyle gösterelim daha rahat yazmak için. Öyle y'lerden oluşmuştur ki y1, yn, eleman, rn evet D, Y0, Y küçük, Epsilon, Y0 dediğimizde V'nin elemanı. Evet, uzayın metrik topolojisine göre tanımlı açıklıktan bahsediyoruz. Eğer V tilde R'nin bir açık alt kümesi ve V dediğimizde yüzeyin alt kümesi de yüzeyli bu açık kümenin ara kesisinden ibaretse, o zaman biz bu içindeki V'ye M'nin bir açık alt kümesi adını veriyoruz. Evet. Şimdi demek ki M içerisinde bir alt kümenin açıklığına, kapalılığına karar verirken büyük uzayın RN uzayının topolojisinden faydalanıyoruz. RN uzayının indirgenmiş topolojisiyle yüzey içerisindeki kümelerin açıklığına, kapalılığına karar verebiliyoruz. Şimdi aslında bakın regüler yüzey tanımında hemen bir önceki sayfaya geleyim. Regüler yüzeylik tanımı buradaki diyagramda buradaki şemada dikkat ediyorsanız biz yüzeyi lokal olarak buraya benzetmeye çalıştık. Burayı taklit ettik. Geldik bir sonraki sayfaya yine yüzey içerisinde bir açıklık kapalılıktan bahsedebilmek için reen uzayına danıştık reğen uzayını taklit ettik. Dedik ki eğer orada açıksa bakın kendim yüzey kendini yüzey aslında büyük uzayı taklit ediyor. Diyor ki eğer bu burada açıksa ben de bunu açık olarak kabul edeyim. Yine e, lokal olarak ben biraz R2'ye bunun iki boyutlusuna benzeyeyim. Yani dikkat ediyorsanız yüzey dediğimiz kavram aslında öklit uzayını taklit eden bir yapı. Ona muhtaç bir yapı. Ona taklit eden, ona benzemeye çalışan bir yapı. Bu aklımızın bir kenarında kalsın. Bu sadece topolojik bir özellik. Bir de kalkülüs anlamda kendini taklit etme ona muhtaçlığı var. Onu da birazdan ifade edeceğiz. Şimdi asıl bu açık kümeyi anladık. Asıl bizim anlatmak istediğimiz şey şu bu arada. Bir regüler yüzeyin herhangi bir açık al kümesi de regüler bir yüzeydir. Yani sen bu M ise V, M'nin bir açığı ise ne demek? Açığı, R'nin bir açığı ile M'nin ara kesiti. Eğer M regüler yüzey ise V de regüler yüzey. İspatı basittir. Hemen izah edelim. Ee, X, M üzerinde bir e, regüler yüzey tanımındaki bir lokal yüzey, bir lokal harita e, ya da bir lokal koordinat sistemi olsun. E, o zaman X kesinlikle bir sürekli dönüşümdür. Niye? Çünkü tanım. Regüler yüzey tanımındaki ikinci maddede homeomorfizm şartı var. O zaman regüler bir yüzeydir. E, ve dolayısıyla homeomorfizm olduğunda e, x üzeri eksi bir w'da bir açık kümedir. Tabi w'dan kastımız nedir arkadaşlar? Hani hemen bir e, şemayı burada bir çizmiştik. Şemayı bir hatırlayalım. W dediğimiz neydi? W şu V'yi içeren bir açık küme. Nerenin alt kümesi? R'nin alt kümesi. Dönelim. Hemen düzelteyim. W'dan kastımız yüzey içerisindeki açıklığı kastediyoruz. Şimdi e, dolayısıyla U dediğimiz, az önceki diyagramda hatırlarsanız U buradaydı, X buraya gidiyordu. M buranın altında içinde bir açık var ve bir de onu kapsayan bir W vardı. Şimdi biz şu V'yi W olarak gösteriyoruz. Düzeltmem o. Dolayısıyla x üzeri eksi 1 W bu da U'ya karşılık geliyor. Çünkü tersi de birebir örten. Bir açık kümedir. Tabi bunun nereden söylüyoruz? Yani homomorfizmin bize kattığı. Sen bu W'ye açık dersen burası da açıktır zaten. Tamam. Şimdi eğer u boştan farklı ise, boş kümeden farklı ise, x'in buraya kısıtlanmışı w üzerinde 1 ve 2 şartlarını sağlayan bir lokal yüzeydir. Şimdi nereden hemen ifade edelim arkadaşlar? Şimdi w diyelim ki burada bir p noktası var ve p'yi içeren bir komşuluk var. w'yu da kapsasın. Diyelim ki v olsun. Şimdi x o zaman öyle ben bir öyle bir lokal yüzey yazarım ki u tilde'dan v'ye gitsin. Ee, homeomorfizmdir ve ayrıca e, regüler bir lokal yüzeydir. Tamam. Şimdi v'nin içerisinde w'yu göz önüne alalım. O zaman e, w'yu tarif eden, w'yu kapsayan bir x muhakkak bulunur. Şimdi biz diyoruz ki bu arada v, w'nun alt kümesi. O zaman x üzeri eksi 1 w noktalarını R2'nin bir alt kümesine taşıyan ona da u diyelim. Bir dönüşüm muhakkak vardır. Tamam. Şimdi bu durumda bu durumda x'in tanım kümesi nedir? x'in tanım kümesi u tilde. Hemen bir R2 çizelim. Evet. Dikdörtgensel kabul edebiliriz. Şimdi u tilde x'in tanım kümesi. O zaman Bakın buradan hareket ediyor. Gelin bunu U'ya kısıtlayalım. Bu da bunun içerisinde olsun. Yine dikdörtgen kabul edebiliriz. X yine regülerdir. Yine homoamorfizmdir. Kısıtlanmış. Dolayısıyla dikkat ederseniz U ile W ya arasında regüler yüzey tanımının bir ve ikinci şartlarını sağlayan bir dönüşüm bulmuş oluruz. E bu da bize W'nun regüler yüzey olduğunu gösterir. İspatı tamamlar. Kalkülüs anlamında bunlar ispatlar. Şimdi regüler yüzeyler ve lokal yüzeyler arasındaki ilişkiyi bir netleştirelim. Şimdi keyfi bir lokal yüzeyin eğer görüntü kümesi 0 ya da 1 boyutlu ise açıktır ki bir regüler yüzey olamayacaklar. Neden? Çünkü birinci şartımızda biz x dönüşümüne regülerlik şartını yüklüyoruz. Ne demek? Jacobian maddesinin rankı şöyle r diyelim. r 2 olması lazım. E şimdi sen görüntü kümesi sıfır boyutlu bir nokta ya da bir boyutlu ise bu şartın sağlanma artık şeyi yok. Dolayısıyla bu buradan elenir. Şimdi ayrıca mesela bakın figür 6'da bir terslik var. Terslik şu kısım. İfade edelim bakın şurası. Yani yüzeyin yüzey kendini kesmiş bazı noktalarda. Kendini kesme olunca ne olur? O zaman birebir birebirlik ortadan kalkabilir. Yani mevcut aralıkta ya da aralığı daraltırsanız o problemi ortadan kaldırma şansınız var. Ama mevcut aralıkta kendini kesmektedir. Şimdi bakın. Regülerlik Jacobian maddesinin rankı tek başına yetmez. Kendini kestiği noktalarda birebirlik ortadan kalkar. Ee, ama lokal çalıştığınız sürece bir regüler de daima elde edebilirsiniz. Bu arada e, yüzeyimizin e, parametrik denklemi aslında bu bir genelleştirilmiş silindirdir. Onu söyleyeyim. Bu genelleştirilmiş silindirin doğrultmanları z eksenleridir. Görecek göreceğiz zamanımız yeterse e, arkadaşlar. Bu ee, e, V değerlerimizi reel eksenden alırız. U değerlerimizi buradan alırız. Ve sinüs bir trigonometrik fonksiyondur. Sinüs ve kosinüs periyodik fonksiyonlardır. 2 pi periyodludur. Zaten sinüs ve kosinüs eğer bir yüzeyin parametrik denkleminde varsa bir oradaki birebirliğe çok dikkat etmek lazım. Genelde problem çıkarırlar. Şimdi Evet. Bu lema önemlidir. Yani kendini kesme durumlarında birebirliğin olmadığı durumlarda lokal çalışıldığında bu problemin ortadan kaldırıldığını gösterir. Evet, X bir regüler lokal yüzeyi tanımlasın. Tek bir dönüşümle bunu tanımlıyoruz. U içerisinde herhangi bir Q noktası için X U K bir regüler X U Q, affedersiniz bir regüler yüzey olacak şekilde Q noktasının bir U Q komşuluğu vardır. Şimdi yine burası R'nimiz olsun. Evet burası R'nimiz olsun. Burası da R2. Burada bir u kümemiz var. Ve buradan bir e, x dönüşümümüz var. x u bir regüler yüzey. O zaman burada bir q noktası için q'nun bir komşuluğu u q alt küme u e, ve x dönüşümümüzde x u q r'nin alt kümesi. Tamam. Ee, bu regüler yüzey tanımındaki 1 ve 2 şartı 1 ve 2 şartını sağlayan bir kümedir. Ve, ve, böyle bir U, Q, alt küme komşuluk daima vardır. Şimdi elinizde bir bakın. Elinizde bir bu şu demek oluyor. Bir regüler lokal yüzey var. Ne demek yani? Regüler lokal yüzey. Jacobian maddesiniz rankı 2 cebinize koyun. Fonksiyon düzgün diferansiyellenebilir cebinize koyun. O zaman yeterince lokal çalışırsanız ikisi bu regular lokal yüzeyi bir regular yüzey yapabilirsiniz. Bu bunu söylüyor. Yani birebirlikle ilgili problemler bir kenara bırakabilirsiniz. Birebirlik demek ki lokal bir problemmiş. Buradan onu anlıyorum. Lemma 61 gereğince Neymiş bu lema? Hemen takip eden cümlede bunu ifade ediyoruz. Q noktasının öyle bir UQ komşuluğu varmış ki X dönüşümünün UQ ve XUQ kümeleri arasında kısıtlanmış bir difeomorfizmdir. Yani elinizde arkadaşlar regüler bir dönüşüm varsa bu regüler dönüşümün tanım kümesinin içerisinde öyle bir komşuluk bulursunuz ki Bunlar tanım ve görüntü kümeleri arasında size bir difeomorfizm verir. Evet. Ee, tabii ki bu ters fonksiyon teoreminin büyük ihtimalle ardından gelen sonuçtu. Demek ki regular bir dönüşüm lokal çalışıldığında elinize size bir difeomorfizm verecektir. Müthiş bir özellik. Ters fonksiyon teoreminin önemli bir sonucu. Evet UQ dediğimiz tabii ki düzlemde açık bir küme. Ee, ve dolayısıyla bir önceki lemamız gereğince regüler yüzeydir. Nereden çıkardık bunu? Şimdi UQ komşuluğu R2'nin R2'nin bir açık alt kümesi. Ee, biz az önce gösterdik ki bir yüzeyin her bir açık alt kümesi de regüler bir yüzeydir. R2 bir yüzey midir? Evet. Onun açık alt kümesi de bir, hatta regüler bir yüzeydir. Bunu tanımlayan x dönüşümü de birim dönüşümdür. Bunun açık alt kümesi de bir regüler yüzey midir? Evet, o şartı sağlar. O halde ve bizim bir önceki lemamızda ne vardı? Şunu söylüyordu. İki önceki lemamızda. Elinizde bir yüzey var ve bir de bir difeomorfizm var. GM. O zaman G diye. Gm bir regüler yüzeydir. Elinizde bir regüler yüzeyde bir difeomorfizm varsa başka bir başka regüler yüzey elde edersiniz. Komşuluğum regüler yüzeydir. X dönüşümü bir difemorfizmdir. O halde X Q da bir regüler yüzeydir. Özetle bu cümleyi tekrar ettim. Yine söyleyeyim. Regüler lokal yüzey varsa cebinizde Al küçük de olsa az da olsa bir regüler Lokal yüzey varsa regular yüzey de vardır. Evet. Şimdi X birebir ve regular bir lokal yüzey olsun. Bir ekstra bir şartımız var. Bu durumda X U Q bir regular yüzeydir. Elbette ki bu bir önceki e, lemanın bir sonucudur. Daha spesifik bir ifadedir. Ekstra şartlı bir ifadedir. Şimdi önemli bir tanım ifade edeceğiz. Rn'de bir regular yüzey m olsun. Eğer m yüzeyini tek bir dönüşümle tek bir birebir ve regular dönüşümle ifade edebiliyor isek o zaman m yüzeyine x ile parametrize edilir denir. Tabi bu her yüzey için böyle kolay olmaz bu. Örneğin küre yüzeyi ve küreyi örten iki tane harita. Hemen inceleyelim. Küre bir regüler yüzey örneğidir ve en az iki lokal yüzeye ihtiyaç vardır. Tek bir, birebir ve regüler lokal yüzeyle küreyi örtemeyiz. Tamamen örtemeyiz. Bakın kürenin bir kısmını örtmüşüz burada. Güzel, çok güzel. A bu kısım açık kalmış. Bu kısmı da tamamlarsanız ne olur? dönüşüm birebir olmaz. Dolayısıyla regüler yüzeyi yapacak tek bir küreyi şu tanıma uygun bir şekilde x ile parametrize edilir şeklinde birebir ve regüler olan bir x dönüşüm bulamazsınız. Dolayısıyla iki tane yamayla örtersiniz küre yüzeyini tamamen. Mesela biri bu, biri de bu. Ve bu aralıklarda u'yu ve v'yi kontrol edebilirsiniz bu aralıklarda. Görürsünüz ki hem regülerlik vardır hem birebirlik vardır. Ayrıca ikinci lokal yüzey birinci lokal yüzeyin bir dönmesinden ibarettir. Buradaki gerçekten şu dönme maddesini e, uyguladığınız zaman ikinci lokal birinci lokal yüzeye ikinci lokal yüzeyi tanımlayan fonksiyonu elde edersiniz. Zaten dikkat ederseniz yüzeylerin şekilleri arasında da bir dönme mevcuttur. Ama eksenlere göre değildir. O da çok önemli değil. Şimdi bundan sonraki işlerimizde yüzeyin e, regular yüzeyle ilgili problemleri nasıl elimine edeceğimizi anladık. Bundan sonraki e, işlerde yüzey üzerinde nasıl kalkülüs yapılabilir? biraz bunlara gireceğiz. Hemen ifade etmeye başlayalım. Evet. Şimdi M, R, N uzayının bir regüler yüzeyi V de R, M uzayında bir açık alt küme olsun. F ile V'den R'ye bir dönüşüm tanımlıyoruz bir yandan da bu diyagramı çizmeye çalışalım. Evet şurada gayet yerimiz müsaitmiş. hemen ifade edelim. Evet burada bir R n uzayımız var. Burada bir R uzayımız var. Burada bir M mevcut. Burada bir V açığımız var. Tamam. V R'nin açık alt kümesi. Yüzeyimiz de M yüzeyimiz de R'nin uzayının iki boyutlu bir alt kümesi. Ve bir biz bir F fonksiyonu tanımlıyoruz. Buradan buraya F fonksiyonu. V'nin görüntüsü de M içerisinde kalıyor bu arada. Burası da F ve tamam. E, ve düzgün bir dönüşüm. Şimdi bir de bizim R2'miz var. Tabi yüzeyi tanımlayan bir lokal harita lazım bize. Lokal yüzey lazım. Pardon. Evet. Bu, bir de buradan bir, bize bir X dönüşümü lazım. Şurada bir U için. Evet. Diyagramı oluşturuyoruz. Bir regüler lokal yüzey tabii ki X. Buna göre bakın F ve burada tanımladığımız F ve şöyle şurada aslında biraz kötü yazmışım. Pardon yine bu. Evet şurayı bir şurayı alalım. Burası F ve V'nin görüntü kümesi. F altında. Ve bu f de diyoruz ki x u'nun alt kümesi olsun. Bayağı bir şart yükledik yani. O zaman x üzeri eksi bir bileşke f düzgün bir dönüşümdür. Hemen x üzeri eksi, eksi biri bakalım. x üzeri eksi bir nereden geliyor x üzeri eksi birin Önce önce f'ten başlayalım. f v'den başlıyor. Tamam. Geldik x üzeri eksi 1 de nereden başlıyor? Şurada bir yerden başlıyor. x üzeri eksi 1 de buradan geliyor. Gittiğimiz yer neresi? U. F. x üzeri eksi 1 bileşki F. Tanım kümesi ve görüntü kümesi U olan bir e, fonksiyon. Şimdi e, x üzeri eksi 1 düzgün bir dönüşüm müdür? Yani x bir e, M bir regüler yüzey ise o zaman her bir haritası, her bir lokal koordinat sistemi tersi vardır ve e, x dönüşümleri regülerdir, türevlenebilirdir. Eee E tamam yani regüler bir dönüşümse e, o zaman te, yani tersinin de düzgün olabileceği bir açık bulunabilir. E, e, f de düzgün, x üzeri eksi -1 de düzgün. İki düzgün fonksiyonun bileşimi de düzgündür. O halde biz neyi ispatlıyoruz? İspatlanacak ne var? İspatlanacak şey şu arkadaşlar. Biz yüzey üstünde bir fonksiyonun düzgünlüğünü tanımlayıp tanımlamadık. Nasıl tanımlanır bilmiyoruz. Mesele o. Şimdi bu teorem Bize hem yüzey üstünde bir fonksiyonun türev nasıl tanımlandığını ifade edecek. Yani yap, yapacağı şey o. Bir de ispatlayacak. Hem tanım hem ispat. Hemen inceleyelim. x üzeri eksi 1 ve f düzgün ise x üzeri eksi 1 bir bileşki f az önce söylediğimi ifade ediyor. Ancak biz regular bir yüzey üzerinde tanımlı bir fonksiyonun düzgün olmasının ne demek olduğunu bilmiyoruz. E, Lemma 61 ispatına benzer bir yol takip edeceğiz. E, hemen izah edelim. Ne, ne yapmışız Lemma 61'de? Şimdi x dönüşümünü koordinat fonksiyonları x1, xn olsun. Sonuçta x nereden nereye? R2'den R'ne tanımlı. Yani burada bir p noktasını alıyor. Burada bir xp noktasına ve bu xp noktasının Koordinatlarında gelin x1, p, x2, p ile, xnp ile gösterelim. Dolayısıyla n tane koordinat fonksiyonumuz mevcut. Bunlar da türevlenebilir. Şimdi x regüler olduğu için tabi Jacobian matrisinin determinantı sıfırdan farklı olacak şekilde bir alt 2 çarpı 2 tipinde bir alt matrisi muhakkak mevcuttur. Dolayısıyla keyfi olarak şu şunu o 2 çarpı 2 tipindeki n'in ikili kombinasyonu tane e, matristen birini seçebiliriz. diyelim ki bu olsun. Fark etmez. O halde x ru u'dan r'ne e dönüşümünü genişletiyoruz. Bu metodu daha önce kullanmıştık. Bakın e, n-2 tane parametre katıyoruz. Ve n-2 tane parametreyi de buraya toplam şeklinde yerleştiriyoruz ki yani türevlenmede bir problem olmasın. T3, Tn'ler polinomiyal ifadelerdir. Dolayısıyla türevlenmede hiç bize hiçbir sıkıntı çıkarmaz. Yani U'ya, V'ye, T3, Tn'e göre e, bu fonksiyon düzgün bir fonksiyondur. E, Jacobian maddesinin determinantı sıfırdan farklı mı? Evet. Bu garanti ediyor onu. Güzel. Şimdi bakın artık elimizde e, Rn'den Rn'e bir regüler dönüşüm elde ettik. Tamam. Şimdi tabi regular dönüşünden kastım ne? Yani bu şu küçük matrisin küçük determinatı sıfırdan farklı büyük matrisin determinatının sıfırdan farklılığını garantiliyor. O halde ters fonksiyon teoremi gereğince bu x tilde dönüşümü fp'nin p dediğimiz bu arada arkadaşlar şurada burası p tamam Fp dediğimizde şurada. Evet. Ee, Fp'nin bir u tilde r n komşuluğunda x üzeri tilde eksi bir ters fonksiyona sahiptir. Tamam. Ve x üzeri tilde eksi bir ters dönüşümü de u tilde üzerinde düzgündür. Tamam. Güzel. Tabi u tilde dediğimizde r n yani şunu şu şu kümeyi kapsayan U tilde olacak bu diyagrama göre. Evet. F dönüşümü bize e, düzgün verilmişti. Dolayısıyla süreklidir. O halde F tilde U içerisinde kapsanan P'nin bir V tilde komşuluğu vardır. Evet. E, üstelik X tilde eksi bir bileşki F fin bu V tilde dediğimiz şeye kısıtlanmışı aslında X üzeri eksi bir bileşki F'in ile aynı kısıtlanma aynı dönüşümdür. Arkadaşlar. Yani biz şuraya hani V tilde dediğimiz yer V tilde dediğimiz yer buranın bir alt kümesi. Buranın bir alt kümesi V tilde. Evet. Dolayısıyla F V tilde şuraya bu, buraya düşer. Ve biz şunu söylüyoruz. Ve bir U'nun bir <laughs> affedersiniz U'nun bir alt kümesidir. U Tilda'nın bir alt kümesidir bu arada pardon. Yani sonuç olarak biz bunu bu bu e, bileşke dönüşümünü yukarıdan aşağıya doğru yukarıda büyük uzaylarda türevlenebilirlik tanımlı biz yüzeye yukarıdan yüzeye e, kısıtlama yoluyla indiriyoruz ve ayrıca x üzeri eksi bir bileşke f düzgünlük vardır. Yani çünkü arkadaşlar x tilde R'den R'ne tamam. X tilde -1 R'den R'ne siz bunun türevlenebilirliğini tanımlıyorsunuz. Niye? Bu yani tanım ve görüntü uzayları çok boyutludur. Dolayısıyla bunun kısmi türevleri mevcutsa bileşen fonksiyonlarının türevlenebilir diyorsun. Ama burada şu küme üstünde bunu demeyi bilmiyoruz biz. İşte tam bu cümle onu anlatacak. Şimdi bileşke dönüşümü düzgün olduğundan x üzeri eksi bir bileşki f de düzgündür. Yani demek yüzey üstündeki düzgünlüğü bir bakıma şöyle tanımlayabiliyoruz. Onu genişletiyoruz. Şu şöyle şu yardımla. Sonra onun düzgünlüğü ters fonksiyon teoremi gereğince işte efendim bir lokal difemorfizmi mevcuttur. Sonra yukarıdan aşağıya tekrar inip tanımlıyoruz. Tabii ki bu noktalar keyfi seçildi. O halde x üzeri eksi -1 bileşki f dönüşümü V'nin tamamı üzerinde düzgündür. Yaptığımız şey bu. Hemen bir özel ve oldukça önemli bir şey, koordinat değişimi bizim için olmazsa olmaz. Şimdi bu teorem analistsel bir ispat içeriyor. Ama bize kattığı şey sonuç 82'dir. Bu arada bu İngilizce kelimelerle ilgili hemen hemen her videoda açıklama yapıyorum. kullandığım yazılım programının bir bana bir artısı mı diyelim, eksisi mi diyelim. Karaları bir, bir, sonuç. Hemen ifade edelim. M bir regüler yüzey. X U'dan M'ye ve Y U'dan e, V'den M'ye regüler yüzeyler olsun. Ayrıca hemen buraya bir diyagram çizelim. M yüzeyimiz burası RN. Evet. Burası RN. Burası R2. Bir de bizim U ve V olsun. Bunları da şöyle gösterelim. Bu V olsun. Bu bu da U olsun. Evet. Şimdi buradan bir Y tanımlıyoruz. Buradan bir X tanımlıyoruz. Ee, Evet şu ara kesit noktası şu x u olsun. Bu y v olsun. Bunların ara kesit kümesi de w olsun. Ve bu tabii ki boştan farklı olsun. tamam, boş kümeden farklı olsun. E, bu durumda bakın x üzeri eksi 1 nereden gelir? x üzeri eksi 1 şu ara kesit tanım kümesine. Bakın önce Y ile gidelim. Y V'den Y V'ye gelecek. Tamam. Sonra X üzeri eksi 1 i uygulayacağız. V dediğimizde arkadaşlar V dediğimizde tabi bu bileşke dönüşümün tanımlı olabilmesi için buranın tanım kümesi şu, şuranın içerisinde bir yer. Burası y üzeri eksi 1 w değil midir? Buradan hareket ediyoruz biz bu bileşke dönüşümün tanımlı olabilmesi için buradan hareket ediyoruz geldik y ile w'ya sonra x ile geriye gidebilmemiz için yani bu tekrar tekrar söylüyorum buranın boştan farklı olmaması şartını sağlamak demek şu bileşke dönüşümün tanımlanması demektir bu bileşke dönüşümün şu w üstünde etki ettiğine lütfen dikkat edelim tamam şimdi y buradan Tersten geldi. Y üzeri eksi 1. Evet. Ee, buradan hareket ettik. Gittik buraya. W'ye gittik. Sonra X ile tersten gelebilmek için şuradan tekrardan geri geleceğiz. Bu sefer buraya. Şimdi burası X burası da X üzeri eksi 1. Aynı şekilde burada bir yer bizim için şöyle gösterelim. X üzeri eksi 1. W. Tamam. Şimdi arkadaşlar Buranın dikkat ederseniz tanım kümesi de görüntü kümesi de R2'nin alt kümeleri. Evet ve bu bir difümorfizmdir. Ve bu difümorfizme koordinat değişimi adını veriyoruz arkadaşlar. Bu oldukça önemlidir. Ee, yüzey üstünde koordinat değişimi yapmanızı sağlar. Parametre değişimi nasıl? Eğriler teorisini anlatırken parametre değişimi bir eğriyi bir hız olarak yeniden parametrize ediyorduk ya da bir parabolün işte binlerce parametrizasyonu vardı ve hepsi arasında da bir difeomorfizm kurabiliyorduk. İse yüzeyler arasında da yüzeylerin yüzeyleri tanımlayan lokal yüzeyler, yamalar, koordinat sistemleri arasında bir koordinat değişimi difeomorfizm olan bir koordinat değişimi mevcuttur. Evet. Evet, şu bileşke dönüşümüne koordinat değişimi adını veriyoruz. Şimdi, yüzey üstünde türevlenebilmeyi, düz bir fonksiyonun düzgünlüğünü ifade ettik, tanımladık. bir önceki teoremde. Dolayısıyla artık bir yukarıya bir genişleme sonra bir alta bir kısıtlama metodumuz. Bu metodu yine uyguladığımızı düşünürsek x üzeri eksi bir bileşke y ve y üzeri eksi bir bileşke x bir defa düzgün dönüşümlerdir. Türevde ne bilirdir? Niye? Çünkü zaten lo bunlar lokal yüzeydir. Ve tersleri de mevcuttur. Ve ters fonksiyon teoremi göreyince tersleri de düzgündür. Neyse. Ee, ayrıca hem x hem y bir homomorfizmdir. Ee, bu Bunların bileş, bileşkelerinden oluşan terslerinin bileşkelerinden oluşan fonksiyonlar da homomorfizmdir. Ayrıca bunlar birbirinin tersidir dikkat ederseniz. Yani x üzeri eksi bir bileşke y'nin tersi eşit y üzeri eksi 1 bileşke x'tir. Dolayısıyla bunlar düzgün tersleri var. Tersleri de düzgün olduğundan bunlar birer difeomorfizmdir. Evet. Şimdi bu yüzey üstünde e, kalkülüs yapmaya devam edeceğiz. E, birkaç yüzey üstünde reel değerli fonksiyonların türedenebilirliğini anlatacağız. Ama ondan önce şurada önemli bir şey ifade edelim arkadaşlar. Bu arada eğer biz bir iç e, x üzeri eksi bir bileşke y'ye u, til, u çizgi v çizgi adını verirsek. Bakın parametre değişimini nasıl yapıyoruz? Dikkat edin. YUV dediğimiz şey aslında X içerisinde U gördüğümüz yere U çizgi ve dediğimiz yere V çizgi yazarak elde ettiğimiz YUV fonksiyonudur. Yani parametre değişimini de bu şekilde yapıyoruz. Ee, yine bizim bir e, bu parametre değişimi yardımıyla e, yüzeyin teğet vektörlerinin e, birbiri cinsinden yazılma Zincir kuralı e, kullanılarak yazılma formülümüz var. Bunları bir sonraki videomuzda ifade ederiz.